Merhaba. Geçen videoyu Muhammed'in doğumunda ve doğumundan sonra yaşanmış olan mucizelerde bırakmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Muhammed yetim doğmuştu ve Abdullah o doğmadan evvel öldüğünden dolayı ona pek bir şey bırakamamıştı. Zaten 25 yaşında genç bir adamdı ve kaynakların yazdığı kadarıyla Muhammed'e bir tane köle, 5 tane deve ve birkaç tane de koyun bırakabilmişti. Dolayısıyla Muhammed o kadar da zengin ve rahat bir hayat yaşayamamıştı zira ona doğru düzgün bir miras kalmamıştı. Ama bu pek de makul görünmüyor. Zira hem Abdülmuttalib'in Mekke reisi olduğunu söylüyorlar hem de Abdülmuttalib'in en sevdiği evladının Abdullah olduğunu iddia ediyorlar. E Mekke'nin en büyük adamının en sevdiği oğlu fakir fukara mıydı da kendi evladına bir şey bırakamadı. Bu da enteresan bir şey. Ama neyse ben devam edeyim. Gördüğümüz kadarıyla Muhammed doğduktan sonra hemen bir süt anneye verilmiş, zira amine yeteri kadar süt veremiyormuş. Ki bu süt anne tutma olayı Araplarda epey bir yaygındır ve dünyada da Rönesansın sonuna kadar devam etmiştir. Bunda birkaç tane sebep vardır. Özellikle zenginler çocuklarını hemen süt anneye bırakırlar, zira doğurur doğurmaz ikinci hamile kalmak isterler. Bebek ölümleri epey yaygın olduğundan dolayı bir bebeği sütle emziriyorken sonra gelecek olan bebeğin rızkından, kuvvetinden çaldıklarını varsayıyorlardı. Bu yüzden de ikinci doğacak olan sakat doğmasın ya da kuvvetsiz doğmasın diye kendi sütlerini bebeklerine harcamıyorlardı. Bu yüzden de parasıyla bir süt anne tutup o süt anneye baktırıyorlardı. Süt anneler de tabii ki bir bebek alacakları zaman kocası olan, parası olan yani hali vakti yerinde ve güvenebilecekleri insanları tercih ediyorlardı ki Öyle bir yıl iki yıl baktıktan sonra paramızı alamazsak boşu boşuna zarara girmeyelim. Ve bakıldığında süt anneye verme olayının Araplardaki diğer bir sebebi ise şu. Kadın bebeği doğurduktan sonra ona fazla ilgi göstermesi gerekeceğinden kocasını boşlayacaktır ve ilişkileri belki sallantıya düşecektir ya da adam kuma almak isteyecektir. Bu yüzden hani her yıl başka biriyle evlenmeyelim evlilik daha düzgün olsun diye kadın Vaktini enerjisini kocasına harcayabilsin diye süt anneye vermek daha mantıklı görülmüş. En azından Ravdul Ünfün müellifi böyle bir sebep göstermiş ama her halükarda Amine'ye baktığımızda Amine ne yeni bir koca aldı ve ona vakit ayırması gerekiyordu ne de bakıldığında ikinci bir çocuk doğurdu. Bu yüzden de süt anneye vermesi için herhangi bir sebep yoktu. Kendi başına bakabilirdi. Ama süt veremediğinden, belki üzüntüsünden, belki başka sebeplerden dolayı Muhammed'i bir süt anneye vermek gerekti. Ve Muhammed'e bir tane değil birkaç tane süt anne baktı. Ve bunlardan ilki Ebu Leheb'in bir cariyesi olan Süveybe adındaki bir kadındı. Ebu Leheb Muhammed doğduğunda çok sevinmiş, aşırı mutlu olmuş ve ona bu haberi veren Süveybe'yi azat etmiş. Süveybe de özgür kalmasının sebebi Muhammed olduğundan dolayı ona bir minnet duymuş ve birkaç gün boyunca onu emzirmiş. Ki bu da enteresan bir şeydir. Zira Ebu Leheb ileride Muhammed'in en büyük düşmanlarından birisi olacak ve Kur'an'da da Tebbet Suresi'nde Ebu Lehebi lanetleyen ayetler inecek. Ve daha sonra hadislerde şöyle bir şey rivayet edilir. Ebu Leheb sırf bu cariyesini serbest bıraktığından ve o cariye Muhammed'e birkaç günlüğüne süt verdiğinden dolayı cehennemde küçük bir lütfa mazhar olmuş. O da şu baş parmağıyla işaret parmağı arasındaki boşluktan ona su içirilmiş. Yani adam cehennemde yanarken bin bir türlü işkence görüyorken en azından Muhammed'e böyle bir hayrı dokunduğundan dolayı su içmesine müsaade etmişler. Tabi genel Müslüman inancına göre henüz cennet veya cehennem kurulmadı ya da kimse oraya gitmedi zira daha bakıldığında mahşer yerine toplanmadı, kıyamet kopmadı, tartı terazi muhabbetleri yapılmadı. Ama zaten hadislerde ve özellikle rivayet külliyatında cennetle, cehennemle, oraya giren ve çıkanlarla alakalı bin bir türlü hikaye vardır. Süt anne muhabbetinden devam edersek Şimdi Araplarda süt anne muhabbeti öyle arada bir gelen ve bebeği emziren bir kadından ibaret değil. Genelde bebek yatılı bir şekilde o aileye bırakılıyor. Ve o aile aldığı bebeği kendi evinde, kendi kabilesinde, yaşadığı ortamda en az 2 yıl boyunca büyütüyor. Bundaki sebep şu. Hem Mekke şehrinde veya hangi şehirdeyse şehir ortamından uzak kalması, daha sağlıklı, daha temiz havayla, daha iyi bir ortamda büyümesi, hem de yanında kaldığı aileden bir takım ilimler öğrenmesi. Yani bebek hem başka ortamlara da adapte olacak ve daha sağlıklı bir şekilde gelecek, hem de oradan bir şeyler öğrenmiş olacak, işine yarayacak bir vasıf kazanacak. Bu bağlamda Muhammed'in doğullarında kalması ki doğulları en iyi Arapça konuşan kabileymiş öyle anlatıyorlar. Bir ayrıntıdır, bir avantajdır. Hatta bununla alakalı da şöyle bir hadis vardır. İbni Sa'd Yahya bin Yezid es-Sa'd'dan rivayet ediyor. O şöyle demiştir. Peygamber Efendimiz buyurdular ki sizin en iyi ve düzgün konuşanınız benim. Ben Kureyştenim ve benim lisanım Sadoğullarının lisanıdır. Yani bakıldığında işte ben olabilecek her türlü hitabet yeteneğini zaten bedavadan kazandım gibi bir şey. Bu bağlamda Kur'an'daki o hadi bir benzerini getirin de görelim şeklindeki ayetler bir meydan okumadır. Ama o meydan okumayı yapan Allah mıdır yoksa Muhammed midir tartışmalı. Peki Muhammed Sadoğullarından bir süt anneyi nasıl buldu? Söylendiğine göre Amine hem duldu hem de parası yoktu. Zaten bununla alakalı hikaye i̇bn İsak'ta veya bütün İbniler'de her kitapta yazar. Hevazin kabilesinden Halime bint El Haris adındaki bir kadın diğer kadınlarla beraber Mekke'ye sütannelik yapmak amacıyla geliyor. Ve diğer tüm kadınlar süt annelik yapacak bir çocuk buluyorlar ama Halime kimseyi bulamıyor ve en sonunda mecburen Muhammed'e razı geliyor. Daha sonra Muhammed büyüdüğünde büyük adam olduğunda Halime, diğer insanlara ya ona bebekken ben bakmıştım, hatta şöyle gidip almıştım şeklinde hikayeyi anlatıyor ve bu hikaye dilden dili bugüne kadar geliyor. Rivayetin tamamı şöyle: Bizim bir çocuğumuz ve bir de yaşlı bir devemiz vardı. Allah'a yemin ederim ki bu dişi deve bir damla süt bile vermiyordu. Ne benim mememde ne de dişi devenin memesinde bir damla süt bulunurdu ki çocuğa içirelim de uyusun. Fakat biz yağmurların yağacağını ve bolluğa kavuşup genişliğe çıkacağımızı umuyorduk. Bineğim ağır yürüdüğü için yol arkadaşlarım beni beklemek mecburiyetinde kalıyor ve zahmet çekiyorlardı. Nihayet Mekke'ye vardık. Allah'a yemin ederim ki Resulullah bizden hangi süt anneye sunulduysa onun öksüz olduğu söylendiğinde hepsi onu almaktan kaçındı. Hiçbirimiz emzirmek için onu kabullenmedik ve emzirmek için onu alsak annesi bize ne verebilir ki? Biz sadece babası olan bir çocuktan bir fayda umabiliriz. Annesi bize bir şey veremez ki dedik. Benimle birlikte gelen kadın arkadaşlarımın tamamı emzirmek için birer çocuk buldu. Sadece ben emzirmek için bir çocuk bulamamıştım. Geri dönmeye karar verdik ve herkes bir çocuk bulmuşken benim bulamıyor olmam hoşuma gitmediğinden o öksüz çocuğu almaya karar verdim. Onu alır almaz arkadaşlarımın yanına getirip yola çıktık. O emmeye başlayınca memelerim ona bol süt vermeye başladı. Kana kana içti. Süt kardeşi de kana kana içti ve doydular. Yolculuk esnasında Sadoolları kabilesinin yaşadığı yere vardık. Orası diyarın en kıtlık bölgesiydi. Herkesin devesi aç halde geri dönüyordu. Ama bizim devemiz nereye gitse ot buluyor ve memeleri dolu tok bir şekilde yanımıza geliyordu. Resulullah iki yıl boyunca yanımızda kaldı ve diğer çocuklara benzemeyen farklı bir çocuk olarak büyüdü. Onu annesine götürdük. Fakat onda gördüğümüz bereket dolayısıyla onu teslim etmek istemiyorduk. Annesine izin ver de bu çocuk bir sene daha yanımızda kalsın. Çünkü onun Mekke'deki salgına yakalanmasından korkuyoruz dedik. Annesi de tamam dedi. Şimdi bu hikayeyle alakalı bir takım eklemeler yapmam lazım zira ben özetini verdim. Ve hemen her kitapta geçiyor olsa da bir iki tane ayrıntı ekleyip çıkardıklarından dolayı onları seslendirme kısmına koymadım. Görüldüğü kadarıyla Halime Mekke'ye giderken devesi arka planda kalan, hızlı gidemeyen, pek de işe yaramayan bir deveymiş ama Muhammed'i aldıktan sonra en önde gitmeye başlamış. Hepsini arkada bırakmış. Hatta diğer insanlar da ya Halime bu senin geldiğin deve değil mi bu en arkada gidiyordu. Bunda bir iş var ha falan diye şüphelenmeye başlamışlar. Halime'nin de devenin de memeleri sütle dolmuş ve bereketlenmişler. Yani Muhammed aileye fayda sağlamış. Hatta bölgenin en kurak ortamında dahi diğer bütün deve ve hayvanlar aç kalıyorken ot bulamıyorken Halime'nin devesi her daim kafasını nereye uzatıyorsa ot buluyormuş. Ki bu çeşitli kaynaklarda kafasını uzattığı yerde anında otlar çıkardı. Yani sanki sıfırdan yoktan biterlerdi gibi mucizevi bir şekilde aktarılmıştır. Ve diğer insanlar da ya bizim hayvanlar hep aç kaldı siz aptal mısınız en azından Halime'nin devesi nereye gidiyorsa oraya gönderin onlar da yesinler mantığıyla kendi hayvanlarını Halime'nin hayvanının arkasından göndermeye başlamışlar. O hayvanlar da çıkan otları yemeye başlamışlar ama hiçbir işe yaramamış yani o hayvanlar ne kadar yerlerse yesinler süt vermeleri mümkün olmamış. Dolayısıyla Muhammed'in bereketi diğer hiçbir aileye fayda sağlamamış ki bu da enteresandır. Zira kaynaklar ne diyordu? Amine dul olduğundan dolayı kimse ona güvenmedi. Bize ne verebilir ki mantığıyla Muhammed'i almak istemediler. Hatta yine birçok kaynakta Abdülmuttalib'in dahi kefil olduğu ve ya parasını ben vereceğim yeter ki alın dediği ama ona rağmen yaşlı bir adamla dul bir kadından pek bir hayır gelmez mantığıyla kimsenin almadığı yazıyor. E hani Abdülmuttalip Mekke reisiydi? Mekke'deki en kuvvetli adamdı, en saygın adamdı. Hatta söylendiğine göre Abdülmuttalip öldüğünde bütün Mekke yaz tutmuş ve bir yıl boyunca herhangi bir kutlama, festival yapılmamış. Yani o kadar da önemli bir adammış. Ama bu adam Mekke'deki en kuvvetli kişi kendi torununa kefil olduğu halde kimse ciddiye almıyor. Bu pek de mantıklı görünmüyor. Bu durumda ya Abdülmuttalip söylendiği kadar kuvvetli, yüce, saygı duyulan bir adam değilmiş ya da böyle bir olay hiç yaşanmamış. En azından bu tür bir çıkarım yapmak mümkündür. Ya da İslami camianın anlattığı gibi cahiliye Arapları gerçekten de geri zekalı, akılsız, hiçbir şekilde kafayı çalıştıramayan enteresan tiplermiş ki bu da gerçek tarihle uyuşmuyor. Ha şöyle diyenler de var. Olay güvenmek ya da para almak değil ama dul kadınlar itibar görmezlerdi. Bu yüzden de kimse dul bir kadının evladına bakmak istemezdi. Olay buydu. E eh, hadi diyelim ki öyle. Hadi kadına dul diye saygı göstermiyorsun. E ölmüş olan Abdullah hani en sevilen evlattı. Ölüye de mi saygın yok? Hani Mekkeliler ataya tapan, ölüye tapan kimselerdi. Abdullah'ın hatrı ve Abdülmuttalib'in kefilliği varken nasıl oldu da kimse Muhammed'i ciddiye almadı. Hele bir de doğumunda bin tane mucize yaşanmışken melek geliyor, bin tane Yahudi peygamber doğdu falan diye bağırıyor, gökte yıldız beliriyor, Kabe yürümeye başlıyor, putlar devriliyor, var oğlu var yani. Dolayısıyla şu süt anne muhabbeti ne kadar doğru bir şey diyemeyeceğim. Her neyse görüldüğü kadarıyla öyle veya böyle Muhammed'i bu süt anneye vermişler. Ve Muhammed'e bazen Halime bakmış, bazense Huzafe binti Haris yani Es Şeyma diye bildiğimiz Muhammed'in kız süt kardeşi bakmış. Hatta ileride Muhammed büyüdüğünde ve sefere çıktığında Es Şeyma ile karşılaşacak ve Şeyma ona zamanında ben sana bakmıştım büyütmüştüm şimdi de sen bana yardımcı ol diyecek ve Muhammed ona iyi davranacak. Muhammed süt ailesinde 2 yıl kadar kalacak ve kaldığı esnada hem hayvanlar bereketlenecek hem tohumlar büyüyecek yani aile gerçekten de mutlu mesut yaşayacak ve öyle ki Muhammed'i vermek istemeyecekler. Mekke'ye gittiklerinde ya bizde bir yıl daha kalsın belki burada başına bir şey gelir biz çok mutluyuz çok seviyoruz ve benzeri şeylerle Amine'yi ikna edecekler ve Muhammed'in bir yıl daha kalması için geri dönecekler. Ama 3 ay sonra feci bir olay yaşanacak ve bu aile Muhammed'i hemen teslim etmek isteyecekler. Bu olay şakkı sadır diye geçer. Söylendiğine göre Muhammed melekler tarafından ameliyat edilir. Halime şöyle anlatıyor. Aradan 2-3 ay geçmişti. Bir ara Resulullah ile oğlum evimizin arka kısmında koyunlarımızı otlatmaktayken süt kardeşi koşarak yanıma gelip şu Kureyşli kardeşime beyaz elbiseli iki adam geldi. Onu yere yatırıp karnını yardılar dedi. Bu olay daha sonra da Muhammed tarafından tekrarlanmıştır. Bir gün sahabeler Muhammed'e bize kendinden bahsetmişlerdir ve Muhammed de doğumundan itibaren yaşanmış olan bazı mucizelerden bahsedip sonunda da Şakkı Sadır olayından bahsetmiştir. Hayvanlarımızı otlatmaktayken beyaz elbiseli iki adam yanıma geldi. Yanlarında içi kar dolu altın bir leğen vardı. Beni yere yatırdılar ve karnımı yardılar. Sonra kalbimi çıkarıp yardılar. Ondan siyah bir kan pıhtısı çıkarıp attılar. Sonra kalbimi ve karnımı o karla yıkadılar.'' kalbimi tertemiz ettiklerinde onu yerine koyup karnımı eski haline döndürdüler. Bu işi tamamladıklarında o iki kişiden biri diğerine onu ümmetinden on kişiyle tart dedi. O da beni on kişiyle tarttı. Ben o on kişiye denk geldim. Sonra onu ümmetinden yüz kişiyle tart dedi. O da beni yüz kişiyle tarttı. Ben o yüz kişiye de denk geldim.'' ve sonra onu ümmetinden bin kişiyle tart dedi. O da beni bin kişiyle tarttı. Ben yine o bin kişiye denk geldim. Sonunda bırak onu. Eğer onu ümmetinin tümüyle de tartsan o yine muhakkak onlara denk gelir dedi. Peki bu olayın rüya olması ihtimali var mıdır? Ya belki de Muhammed peygamber bir kabus gördü, bir rüya gördü ve onu anlattı. Hayır Zira İslami anlatıya göre Enes bin Malik Muhammed peygamberin göğsünde o dikiş izlerini görmüş ve bunu nakletmiş. Ayrıca Kur'an'da da biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi şeklinde ifadeler var. Ha, burada göğsünü genişletmek yani ona merhamet vermek, onu daha iyi bir insan yapmak gibi bir yorum yapmak da mümkündür. Ama bakıldığında şu şakkı sadır muhabbeti bütün İslam camiasında kabul görmüştür. Ayrıca diğer insanların beyanı da yani koş Muhammed'i öldürüyorlar işte karnını yardılar gibi bir takım ifadeler bunun fiziken yaşandığını gösteriyor. En azından İslami camia öyle kabul ediyor yoksa eğer böyle şeylere inanmıyorsanız bin kişi de söylese hiçbir anlam ifade etmez. Ama bu, bu rivayette problemler olmadığı anlamına gelmiyor. Her şeyden önce Muhammed diyordu ki benim karnımı eski haline çevirdiler. E, eski haline geldiyse orada dikiş izi kalması pek de mantıklı değil. Ayrıyeten melekler hakikaten neşterle bıçakla falan mı ameliyat yapıyorlar yani? Niçin dikişle uğraşıyorlar? 2. Orada kalbin zemzem suyuyla yıkandığı söyleniyor. İyi de o suyun zemzem suyu olduğunu nereden biliyoruz? Zemzem kuyusu Mekke'deydi epey uzaktaydı. Eğer bir adam Cebrail'in o kuyuya indiğini, oradan su çıkardığını ve uçarak ta oraya kadar geldiğini bütün yol boyunca Cebrail'i takip ederek görmediyse bu durumda o suyun zemzem suyu olduğunu söylemek bir yakıştırmadır. Müslümanların öyle olmasını istediğinden, öyle uygun gördüğünden öyle eklediği bir ayrıntıdır. Yine bakıldığında bu olayın bir kereliğe mahsus olmadığı, başka başka dönemlerde de yaşanmış olabileceğine dair hadisler ve rivayetler olduğu malum. Mesela bakıldığında Muhammed'in hayatında bu karnını açma veya işte temizleme olayının 3 defa yaşandığı söyleniyor. 1. Bu anlattığımız. 2. Mekke'den Medine'ye hicret yaparken. 3. Miraç olayında. Miraçtayken Allah'la görüşeceği için tamamen temizlenmiş ve yine melekler aynı şeyleri yapmışlar. Mekke'den Medine'ye giderken de kedi yüzlü iki tane melek yine beyaz kıyafetlerle Muhammed'i bayıltıp ameliyat yapmışlar. Ama Muhammed bu sefer ruh formuyla dışarıdan izlemiş. Yani kendisi ruhani bir bedende yerde kendi bedenine ameliyat yapılmasını seyretmiş. Ardından da melekler Muhammed'in sırtına peygamberlik mührünü yapıştırmışlar ve o saatten sonra tam anlamıyla peygamber olmuş. Ve burada görüldüğü kadarıyla onun peygamberlik mührüyle doğduğunu söyleyen ya da çocukluğunda işte sırtına bakıp da mührü keşfedip onun peygamber olduğunu anlayan insanlara dair rivayetler anlamını kaybediyor. Zira görüldüğü kadarıyla peygamberlik mührü 40 yaşından sonra veriliyor. İşte muhtemelen ya bunlardan bir tanesi doğru ve diğerleri daha sonra öyle ekleme yoluyla ortaya atılmışlar. Ya da hepsi doğru ya da hiçbiri doğru değil. Ki fark etmişsinizdir zaten rivayetler çoğaldıkça rivayetlerin Araplara özgü havası da kaybolmaya başladı. Yani kedi yüzlü iki tane melek adeta kerubimler ya da beyaz kıyafetler, altın çanaklar, bilmem neler, zümrütler, yakutlar, ruhun dışarıdan bakması ve bu gibi şeyler. Bakıldığında bunlar daha ziyade Roma ya da Yunan figürleri gibi. Veya bakıldığında Enoch kitabında geçen o melek tasvirleri buraya da sirayet etmiş. Kötülüğün, şeytanın kalpten çıkarılması bir pıhtı olması fikri de zaten Hristiyanlıkta var olan bir şey. Bu bakımdan hani bunların Muhammed peygamberden çok sonra Hristiyanlıkla rekabet edebilmek amacıyla ortaya atıldığını varsaymak pek de yanlış olmayacaktır. Gerçi en eski rivayetlerde de Amine doğuruyorken bir nur çıkması, her tarafın aydınlanması falan bunlar da bakıldığında sanki Meryem Ana gibi ya da Isis gibi yani doğurgan tanrıça figürlerinde olduğu gibi benzer motifleri barındırıyor. Ezoterizm perspektifinden bakıldığında ise bu iki tane beyaz kıyafetli adam ya iki doktordur ya da astronotlardır. Ve Muhammed peygamberin kalbini temizliyorken pıhtıyı çıkarıyorken bir yandan da ona bir takip cihazı, bir çip veya onu takip etmelerini sağlayacak bir şey koymuşlardır. Ayrıca Muhammed peygamberin de tamamen ameliyat olması bir bakıma genetiğiyle oynanması demektir. Belki de bu adamlar gökten gelmişlerdir, uzaylı varlıklardır ya da gelecekten zaman yolculuğuyla Muhammed peygamberi ziyaret etmiş ve onu evrimleştirmişlerdir. Ha, bakın bunlar benim kendi inancım değil, öyle inanmıyorum yani yanlış anlamayın. Ama spiritüalizm camiasında tekamül maksadıyla üst boyut varlıklarının bazı insanlarla irtibat kurduğu ve onları bir üst boyuta çıkardığı onlara bir takım işlemler yaptığı söyleniyor. Bu bakımdan peygamberler de mistik bir cemiyete, Atlantis'ten, Mu'dan kalma, Nakallerden kalma bir takım oluşumlara hizmet ediyorlar. Şimdi bazı arkadaşlara bunlar saçma gelmiş olabilir. Ne alaka abi uzaylı varlıklar, zaman yolculuğu falan hiç gerçeğe benzemiyor diyebilirler. Bence zaten tüm bu anlattığım şeyler gerçeğe benzemiyor. Yani istiyorsan uzaylı varlık koy, istiyorsan koyma zaten kalbi yarma muhabbeti bana gerçekçi gelmiyor ama yine de anlatıyorum ve anlatmaya devam edeceğim. Tek bir kaynaktan da anlatmıyorum. Her türlü versiyondan bahsediyorum ki hani bir şaibe kalmasın. Ki bakıldığında bu kalbi yarma olayından sonra da Muhammed peygamberle alakalı tutum ve tavır değişmeye başlamış. Halime onu biraz daha kendi yanında tutmak için o kadar yalvarıyorken bir anda korkuyla hemen Mekke'ye teslim etmek istemiş. Hatta Amine de ne oldu ya epey hevesliydin yani niye veriyorsun ki diye sorduğunda olayı anlatmış ve Amine ha yani sen Muhammed'e şeytanın musallat olduğuna inandın bu yüzden korktun. Halbuki korkmana gerek yok ona ne şeytan ne başka bir şey musallat olamaz. O seçilmiştir özel biridir vesaire vesaire diyerek o doğururken gördüğü rüyayı anlatmaya başlamıştır. Ama bu olayın da birkaç tane varyantı var. Yani bir tane versiyon yok. Mesela ikinci versiyonda Taberi de şöyle yazıyor. Halime korkuyor ve çocuğu bir kahine götürüyor. Kahinse şöyle bir tepki veriyor. Kahin bu haberi öğrenince ayağa kalktı. Ey Arap, bu sizin din düşmanınızdır. Sizin putlarınızı kıracaktır." dedi. Bunun üzerine o halk türlü türlü sözler söylediler ve bunu öldürün diye bağırıştılar. Halime kızdı. Sonra peygamberi evine götürdü. Anlaşılacağı üzere bu versiyonda kahin sadece Muhammed'le alakalı bir haber vermiş ve halk galeyana geldiğinden Halime korkup çocuğu annesine götürmeye karar vermiş. Ama üçüncü versiyonda olay iyice abartılıyor ve kahin gerekiyorsa beni de öldürün kanımı helal ediyorum ama bu çocuğu mutlaka öldürün diye bağırmaya başlamış. Yani kendi canını ortaya koyacak kadar Muhammed'in tehlikeli bir adam olduğunu bağırmış ve Halime anında hızlı bir şekilde çocuğu kapıp ilk iş Amine'ye gitmiş. Bütün bu versiyonlarda Muhammed'in ameliyat olmasıyla Halime korkuyordu ve bir kahine gidiyordu. Ama Abdülhamid Cüde Es-Sahhar bütün bu ameliyat muhabbetini atlayıp başka bir rivayetten hareketle olayı şöyle aktarıyor. Huggas panayırı kurulmuştu. Araplar burada toplanarak üstün özelliklerini anlatıp birbirlerine karşı övünürlerdi. Birçok sihirbaz da bu panayıra gelir, insanlar onların çevresinde toplanarak gelecekleri hakkında soru sorarlardı. Halime bu panayıra gitmek istedi. Panayırda gezerken Muhammed'i bir sihirbazın yanına verdi. Kendisine dikkatlice bakan sihirbaz bağırmaya başladı. Ey Araplar, ey Araplar! İnsanlar telaşla çevresine toplandığında tekrar bağırmaya başladı. Öldürün şu çocuğu. Ancak etraftan baktığında çocuğu bulamadı. Halime onu almış ve kaçmıştı. İnsanlar hangi çocuk diye sordular. Sihirbaz bir çocuk gördüm. İlahların adına yemin ederim ki o sizin dindaşlarınızı öldürecek, ilahlarınızı parçalayacak ve size hükmedecek." dedi. Yani bakıldığında herhangi bir ameliyat yok. Direkt spontane bir şekilde etrafta geziyorken bir festivaldeyken Muhammed'in ileride din savaşı başlatacağına dair bir kehanet ortaya çıkıyor. Başka bir versiyona göre ise ki bu İbn Hişam'da geçer, olay şöyledir. Süt annesini peygamberimizi öz annesine vermeye iten nedenler arasında şu da anlatılır. Habeşli bir grup Hristiyan, sütten kesildiği sırada peygamberimizi süt annesiyle birlikte görmüşler ve çocuğu ilgiyle inceledikten sonra şunu demişlerdir. Bu çocuğu kesinlikle alıp kendi memleketimize götürmeliyiz. Çünkü onun büyük bir şanı olacağını biliyoruz. Süt annesi onu adamların elinden zorlukla kurtarabilmiştir. Görüldüğü gibi birçok farklı anlatım var ve hangisi doğru bilmek mümkün değil. Belki de hiçbiri doğru değildir. O da bir ihtimal yani. Zaten bakıldığında Muhammed'in süt annesinde toplam ne kadar kaldığı da tam anlamıyla bilinmiyor. Ekseriyet 5 yaşına kadar orada kaldığını söylüyor ama bütün kaynaklarda 2 yıl 3 ay kadar kaldığı yazıyor. Bu durumda Muhammed ya 2,5 yaşındayken süt anneye verilmiş ki süt anneye vermek için epey geç bir yaş ya da Muhammed hadi birkaç aylıkken verildiyse 2,5 yılda orada kaldıysa maksimum 3 yaşındayken Mekke'ye gelmiş. Hatta bu yüzden bu aradaki yaş hatasını çözmek maksadıyla şöyle bir iddia ortaya atarlar. Aslında Muhammed süt annesinde aralıksız bir şekilde o kadar kalmadı. 6 ay onda kaldı sonra bir 6 ay Mekke'de kaldı ara ara böyle gitti geldi. Bu yüzden toplamda 2 yıl 3 ay kaldı. Ama bakıldığında aslen 5 yıl boyunca bir orada bir burada yaşamına devam etti. Fakat bununla alakalı da net bir kaynağımız yok. Hatta İşe daha fazla ayrıntı koymak ve bunu daha gerçekçi yapmak adına ortaya atılan bazı rivayetlerde örneğin Muhammed Ebu Zehra'nın siyer kitaplarında şöyle bir ifade görüyoruz. Rivayete göre Halime Hatun Muhammed'i Mekke'ye getirdiğinde ailesine götürmek üzereyken yolda kaybetmişti. Aramış ama bulamamıştı. Dedesi Abdülmuttalib'in yanına giderek şöyle demişti. Bu gece Muhammed'i Mekke'ye getirdim ancak Mekke'nin üst taraflarındaki kimi insanlar onu bana kaybettirdiler. Allah'a and olsun ki şimdi onun nerede olduğunu bilmiyorum. Abdülmuttalip Muhammed'i kendilerine vermesi için Allah'a dua etti ve neticede Varaka bin Nefel bin Esed ile Kureyşlilerden bir adam Muhammed'i bulup Abdülmuttalip'e getirdiler. E peki bu Muhammed kaç yaşındayken yaşandı? Bildiğimiz kadarıyla iki yıl boyunca yanında kalmıştı ve Halime ne olur bir yıl daha kalsın diye yalvarıyordu. Ve Muhammed o esnada 2 yaşındaydı. Ya da diyelim ki klasik anlatıya uydurmak maksadıyla 4 yaşındaydı. E bu durumda daha sonra 3 ay yanında kaldı ve bu Şakkı Sadır muhabbetinden sonra Halime Mekke'ye geri getirdi ve ondan sonra da bir daha aldığına dair bir şey okumadım. Ya yani bin tane kitaba baktım öyle bir şey yazmıyor. Dolayısıyla... Hangi aralıkta, hangi devirde Muhammed kaybolmuş da onu Varaka bin Nefvel bulmuş. Ki Varaka bin Nefvel Muhammed büyüdüğünde de peygamberliğini ilan ettiğinde de ona ilk inanacak insanlardan biri. Yani bakıldığında bunlar aslında bir çerçeveyi oturtmak maksadıyla eklenmişler gibi bir intiba bıraktı bende. Ama tabii ki net bir şey söyleyemeyeceğim. Zira dine saldırıyor, inancıma küfrediyor, bilmem ne yapıyor derler. O yüzden ben kaynaklarda ne yazıyorsa onları anlatmaya devam ediyorum. Ve her ne kadar matematik hesabı yaptığımızda Muhammed'in 3 yaşında annesine teslim edildiğini görüyor olsak da 5 yaşında teslim edildiğine dair o popüler rivayeti kabul ediyorum ona göre ilerliyorum. Eğer durum böyleyse Muhammed'in bedevi kültürüne aşina olması gayet doğaldır. Zira bedevilerle şehirde yaşayanlar arasında epey bir fark vardır ve Muhammed'e de bütün oryantalist kitaplarda Bedevi diye hitap edilir. Zira Bedeviler çölde yaşayan ve çöl kültürüyle büyüyenlerdir. Gerçi alt tarafı 5 yaşına kadar çölde büyümüş, 5 yaşından sonra da tamamen şehirdeymiş. Bu bakımdan ne kadar Bedevidir orası tartışılır. Ama bakıldığında Muhammed'in hayatında hep onun ya Bedevi diye ya da kureşli diye dışlandığını görmek mümkündür. Örneğin Mekke'deyken ona Halime'nin oğlu yani Bedevi'nin oğlu şeklinde bulaşıyorlarmış. Ama aynı şekilde Halime'nin anlattığı rivayetlerde de Kureyşli kardeşim ya da Kureyşi diye çağrıldığına denk geliyoruz. Bu da Muhammed'in ne tam anlamıyla Mekke'ye ne de tam anlamıyla çöle ait olmadığı anlamına geliyor. Diğer bir ifadeyle Muhammed hayatı boyunca esasen yalnızlık çekmiş ve zaten öksüz ve yetim olacağından hayatı boyunca hep başkalarının altında yaşayacağından belki de bu onda bedevi kültürüyle şehir kültürünü birleştirecek ve kendine yardımcılar ya da onu tamamen kabul edecek bir toplum yaratma ihtiyacı doğurmuş olabilir. Zaten bakıldığında babasız büyümüş. Dolayısıyla hayatı boyunca babam yapar, babam eder diye güveneceği ve her daim arkasında duracağı bir insan olmamış. Bu yüzden de Ebu Talip ya da Abdülmuttalip korusa dahi kendi başına kalmış ve bu insanda yalnızlık ya da güven problemi yaratabiliyor. Yani illa da Freudçuluk oynamaya gerek yok ama çocukken bu şekilde büyüyen bir insan elbette büyüdüğünde kendine özel bir topluma ya da bir cemiyete ihtiyaç duyacaktır. Örneğin bir kardeşi olmayan tek başına büyüyen çocuklar hep arkadaşlara ihtiyaç duyarlar. Hep arkadaşlarına kardeş gözüyle bakar, fazla güvenir ve her şeylerini paylaşırlar. Ama 5 tane 10 tane kardeşi olanlar yabancılara o kadar da ehemmiyet göstermezler. Bir de babasızlığı kattığında e, örnek alacağı bir adam olmadığından kendisi örnek alınacak bir adama dönüşmek istemiş olabilir. Ben de babasız büyüdüm oradan biliyorum. Yani insanda bir kompleks yaratıyor. Babanı hatırlamıyorsun. Neye benziyordu, nasıl bir adamdı bilmiyorsun. Ama sen hatırlanacak, örnek alınacak ve... Saygı duyulacak bir adam olmak istiyorsun. Babasız büyüyen çocukların daha sert bir mizaca sahip olması ya da daha yalnız takılmaları ya da önemli insanların çoğunun babasız çocuklardan ortaya çıkması tesadüf değil. Yani bakıldığında Marcus Aurelius, Confucius, Einstein, Newton ya da Atatürk dahi babasız büyümüşlerdir ve bu babasız insanlar büyüdüklerinde bir toplumun ya da bir dalın babası haline gelmişlerdir. Örneğin Newton'la Einstein bilim dendiğinde ilk akla gelen kimselerdir. Ya da Atatürk Türklerin babası olmuştur. Atatürk olmuştur. E Muhammed peygamber de Arap İmparatorluğunun temellerini atan ve tüm Arapların saygı duyduğu hatta taptığı bir adam olmuştur. Her neyse fazla uzatmayayım. Özetle Muhammed peygamber Mekke'ye teslim edildikten sonra kısa süre içerisinde babasını görmek istemiş. Ben babamın mezarını görmek istiyorum diye Abdülmuttalip'ten izin almış. Ona baskı yapmış ve en sonunda Abdülmuttalip Amine ile beraber onları Medine'ye göndermiş. Zaten Medine'de dayıları vardı. Yani kalabileceği bir ortam vardı ve kimi kaynaklarda Medine'ye Abdülmuttalib'in de onlarla beraber geldiği söyleniyor. Ama o yaşta bir adamın öyle bir yolculuğa kalkışması bana pek de makul gelmiyor. Zaten bu yolculuğun da babayı görmek maksadıyla mı olduğu yoksa Amine'nin çok Mekke'de destek göremeyip de en azından Medine'den mi medet umduğu tartışmalı. Yani bu bakımdan net bir şey söylemek doğru olmayacaktır. Söylendiğine göre Muhammed Medine'de annesiyle beraber bir yıl kadar kalmış ve orada epey mutluymuş. Hatta bir kuyu varmış epey geniş. Havuz gibi geniş bir kuyuymuş ve Muhammed orada sürekli yüzüyormuş. Ve bir gün yüzerken Yahudinin biri sırtındaki mührü görmüş ve adını sormuş. Muhammed de Ahmet deyince Yahudi eyvahlar olsun Mesih Araplardan çıktı falan diye bağırıp etrafta Muhammed'in peygamber olduğuna dair haberler yaymaya başlamış ve Amine çocuğun başına bir şey gelmesinden korktuğu için Muhammed'i almış ve Mekke'ye geri dönmeye karar vermiş. Ya da oryantalistlerin iddia ettiği üzere Medine'deyken de pek bir yardım görmemiş, dayılardan pek bir hayır gelmemiş ve en sonunda kadın mecburiyetten Abdülmuttalib'e geri dönmek zorunda kalmış. Artık hangisi doğruysa ve görüldüğü kadarıyla Amine bu yolculuktan sağ çıkamamış. Mekke ve Medine arasındaki Evba köyünde bir şekilde hayata veda etmiş ve Muhammed 6 yaşındayken hem annesiz hem de babasız kalmış. Gerçi Martin Links Amine öldüğünde Muhammed 4 yaşındaydı diyor. Muhtemelen burada o az önce anlattığım süt anne muhabbetinden hesap yapıyor. Birkaç aylıkken verilse bir 2 yıl 3 ay onlarda kalsa sonra birkaç ay Mekke'de kalsa 3 yaşında olur. E bir yılda Medine'de kalmış 4 olur. Demek ki 4 yaşındayken annesi ölmüş demektir. Ama genel kabul bu olay yaşandığında Muhammed'in 6 yaşında olduğu şeklinde. Ve kaynaklar genelde Amine orada gömüldü derler. Ama Leslie Hazleton ve bazı oryantalistler cesedin Mekke'ye kadar taşındığını iddia ediyorlar. Yani böyle baktığında o çöl sıcağında Muhammed ölmüş annesiyle beraber günlerce yolculuk yaptıysa eğer bu onda epey bir tesir bırakmış olmalı. Yani travma yaşar, psikolojisi bozulur. Bilmiyorum bir sürü ihtimal var. Gördüğümüz kadarıyla Abdullah'tan miras kalan Ümmü Eymen adındaki Habeşli cariye bütün bu yolculuklarda Muhammed'le berabermiş ve annesi öldükten sonra da bütün kervan yolculuğu boyunca Muhammed'e o bakmış. Hatta ondan sonra da Muhammed'e annelik yapmaya başlamış ve bu yüzden çocuklar Muhammed'le siyahinin oğlu şeklinde alay etmeye başlamışlar. Ve bu önemli bir ayrıntı zira Habeşiler genelde köleydi ve Araplar Habeşi kölelere çok fazla saygı duymazlardı. Ama Muhammed en büyük yardımları Habeşli bir köleden görmüştü. Bu yüzden de büyüdüğünde üstünlük ırkta veya Araplıkta değil bulunduğun yolda ve takvadadır şeklinde bir anlayış geliştirmiş olabilir. Çeşitli kaynaklar Muhammed'in peygamberliğini ilan ettikten ve fetih yapmaya başladıktan sonra annesinin mezarına gittiğini ve o mezarda ağlamaya başladığını ve Allah'tan annesi için af dilediğini ama o esnada Cebrail'in gökten geldiğini ve Muhammed'in göğsüne vurduğunu ve bir müşrik için af dileme dediğini ve Muhammed'in de ağlamayı ve dua etmeyi bıraktığını görüyoruz. Hatta bu olaydan sonra İbni Kesir'de yazdığına göre ki o da başkalarından rivayet ediyor. Şöyle bir şey yazıyor. Müslim Enes bin Mali'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Adamın biri gelip ey Allah'ın Resulü babam nerede diye sordu. O da baban ateştedir dedi. Adam dönüp gidecek olunca onu çağırıp doğrusu senin babanda benim babamda ateştedir. Dedi. Ayrıyeten hem anne hem de babasının ateşte yani cehennemde olduğunu söylediğini iddia eden rivayetler de vardır ki bu da enteresandır. Ve daha sonra şöyle bir rivayet de var. Söylendiğine göre Muhammed anne babası cehennemde yandığından dolayı epey rahatsız olmuş ve Allah onun dualarını kabul etmiş, anne babası orada diriltilmiş ve Müslüman yapılmışlar. Ardından da cennetlik olmuşlar. Şöyle yazıyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Sen benim yanımdan inip mezara giderken hüzünlü ve gamlı bir şekilde ağlıyordun. Ağlamandan dolayı ben de ağladım. Ama şimdi sevinçli ve güler yüzlü bir halde yanıma döndün. Bunun sebebi nedir ya Resulullah? Bana şöyle cevap verdi: Annemin mezarına gittim. Onu diriltmesini Cenabı Allah'tan diledim ve Allah da onu diriltti ve amine bana iman etti. Ama bakıldığında bu olay hem bütün bir imtihan muhabbetini baltalıyor yani bir anlamı kalmıyor hem de Muhammed'e resmen torpil yapılıyor. Bu yüzden de herkes kabul etmiyor. Her neyse Muhammed annesi de öldükten sonra tamamen ortada kalacağından ona Abdülmuttalip bakmaya başlayacak ve Abdülmuttalip öldükten sonra da Muhammed Ebu Talib'in himayesi altında kalacak. Ve bu esnada da birçok kişi onun peygamber olduğunu, veya onun seçilmiş olduğunu bas bas bağıracak. Ama bu videoda yeterince konuştuk bence. O yüzden bunları bir sonrakine saklamak ve daha teferruatlı bir şekilde değinmek daha iyi olacaktır. Öyleyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.